Benzin İngiltere'de sıraya girmiş. Millet inkar ediyorsa bu millet nankör. Şimdi kaç tane maaş alıyor? Bana çıkış. 10 tane maaş mı alıyor? Yok. Çıkart. 500 lira çıkart. Çıkart hadi. Buyur. Buyur. Onunla gidiyorum. Bakınlar öyle çoğa çoğa. Bak şöyle bir esnafa. Sen A kanalı dinlemeye devam et. Sen de ulusalı dinlemeye devam et. Şey. Yıkamayacaksınız. Allah da yıkmayacak, kulu da yıkamayacak. Bu hırsızlık çarkına bulaşmış insanlar. 1 liraya mal ediyor, 10 lira cebe atıyorlar. O avaneler. Bir yanında kamera çekiyor ya, korktuğundan öyle konuşuyor. Cebinde telefonu çıkar. Çıkarayım hemen, 2 milyarlık telefon. Sizin gündeminizde ne var? Gündemimizde zam var, başka ne var? Hangi zamlar var bu ara çıkıyor? Ya mesela şeye gittik, yağ bulamadık. Ne diyeceğim, tarım krediye. Yağ yok yani. Ekonomik durumda şikayetçisiniz. Tabii canım tabii, şu durumda aldı başını gidiyor zamlar, zulümler diyenin hesabı. Bence ortalık vahim yani. Peki size soralım, sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimizde şu anda her şey yolunda. Pahalılık var ama bu dünya ekonomisiyle alakalı bir şey. Covid'in getirdiği, aslında şunu söylemek lazım. Sağlık olsun demek lazım. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Sağlık da yemekle bak, olacak. Yiyeceğiz, içeceğiz. Kara eti unuttuk biz. Şimdi şöyle. Bak, tavuğu size alamıyoruz, bırak da. Şimdi bu dünya ekonomisinin vermiş olduğu bir ülkeye yansımasıdır. Dünya genelinde bir sıkıntı var. Dünya genelinde. Biz hiç görmüyoruz şimdi televizyonda şunu, dünya genelinde sıkıntı olduğunu. Şimdi siz başka yere baktığınız için öyle görüyorsunuz. Biz de böyle görüyoruz. Önemli olan ihtiyacı karşılamaktır. Şu anda asıl sıkıntı, biz hepimiz hemen hemen aynı yaşlarda insanlar. Bir şey yoksa o kötüdür. Olmayan şey kötüdür. Ulaşabilirsin. Sen gidersin yarım kilo. Alamazsan ne sen yapacağım? Kilo yarım kilo var alırsan. Alamazsan ne olacak şimdi yani? Var da alamazsan o ayrı bir şey. Şu parka varalım bakalım. Adam simit parası bulamıyor. Şimdi ondan şöyle, sonra hala gündemi değişti. Şimdi bu hükümetle alakalı bir şey de olabilir. Tamam, doğrudur. Ama bunu genel dünyada eğer bu rahatsızlık yok da sadece Türkiye'de varsa o zaman eleştirebiliriz. Dolar almış başını gitmiş. Benzin İngiltere'de sıraya girmiş. Alamıyorsa demek ki bu genel bir ekonomik. İşte televizyonda sıraya girildiğini görmüyor. Sen başka kanala bakmıyorsun. Sensiz ATV. Yok, ben hepsine bakıyorum. Hepsine bakıyorum. A kanalı seyrediyorsunuz güzel. Siz de o zaman gidiyorsunuz. Ulusal kanalı seyrediyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık. Ülkede her şey dört dörtlük. Tabii canım yani. Bir gün Ecevit'in döneminde kuyruklar var diyordu. Vardı. Evet. Dünyada da vardı. Barış harekatı yaptı. Bugün bunu yaptı yani. Şimdi şöyle. Şimdi bak, savaşa mı girdi Türkiye yani? Ne yaptı yani? Şimdi kardeşim bakın, savaştan daha kötü. Yani, şu anda tamam, bizim yaşadığımız günde 200 kişi ölüyor. Hangi savaşta 200 kişi ölmüş? O canım, o dünyada. Hangi savaşta 200 kişi ölmüş? O ölen ayrı. Bak, yani, savaştan mı ölüyor? Savaşta bu, yani bu bir savaştır. Bu, peki Covid'e yeterince önlem alınabiliyor mu şu an? Tabii. Evet, evet. Şu anda Covid'e yeterince önlemi devlet almaz. İnsanlar kendi alır. Bakın, maskeni takarsın, mesafene dikkat niye edersin. Niye zammadın o zaman? Bak çıkardım. Maskeni. Bir dakika, ben röportaj verdiğim için. Sizin ensenizde başka şeyler var, bizim ensemizde başka şeyler var. Art niyetli olmaya gerek yok. Şimdi bizim insanımızın şöyle bir vefasızlığı vardır. Adamı götürürsün, hep böyledir, standardı budur. Götürürsün, sırtından azıcık indirince hotlarsın. Bak şimdi, bu ülke 20 senede nereden nereye gelmiş, buna bakmamız lazım. Ne olmuşuz? Sağlıktan tut. Sağlık ilk etapta bak, iyiydi ama şu anda sağlık bitik. Eğer var ya anladım. bu ülkede eğer sağlığımız belli bir noktadan alt yatırımdan gelmeseydi, bugün Rusya'da günde 1000 kişi ölüyor. Rusya gibi süper bir devlette 1000 kişi ölüyor. Sağlığımızın altyapısını yapmasaydık bugün de bizde 500 kişi ölürdü. Sağlıktan tutun. Bugün bakın Amerika'da bir zaman çift yolda tırların gidişini seyrediyorduk ya. Bugün baktığımız zaman bir tane tırcı diyor ki, ben diyor işte bir tünel yapıldı diyor. O tünel yapılmasaydı günde 3,5 saatte gideceğim senin yeri dinlediğin kanal öyle diyor. Benim kanal dinlediğim değil. Kanal diyor sizin ki dinlediğin ben kanal diyor ayrı. 300
30 liraya gidiyorum, doğru, geliyorum falan, bir yerden bir yere diyor. Oraya girmeye zorlanıyorum diyor. Ben gerçekleri söylüyorum. Benim şimdi kanalla alakalı. Sen İstanbul'a kaç sefer gidiyorsun? Ben hiç İstanbul'un iyisini bilmiyorum. Oranın vergisini ödüyorum. Nasıl bir şey bu? Niye İstanbul'un vergisini ödüyorsun niye sen ya? İstanbul'un nüfusu 15 milyon. Senin vergine ihtiyacı yok geçilmeyen ki zaten. 16 milyon. Para ödüyorum. Geçilmeyen yola ben para sen ödüyorum. Sen ne parası benim ödüyorsun ya? Sen paramı ödüyorsun. Benim vergim nereye gidiyor? Trilyonlar. Ya bırakın abi. Benim vergim nereye gidiyor? Bırakın abi ya. Zaraf karşımızda gidelim. Tamam. Kaç lira olmuş bağlı? Sarah mı yap, yani Sarah mı yapmış? Yapmadı. Zaraf yapmadı. Memlekette ya ekonomi nasıl yok, ekonomi. Allah Allah. Bir adam 3-4 maaş alıyor. Nereden adam kim alıyormuş maaşı? Nereden sen alıyormuş? Sen herhalde uzayda mı yaşıyorsun? Yok, ben bayağı bir yerde yaşıyorum. Ben Ağrıkale'de yaşıyorum. Ya sen aynı şeyi tekrar etme. Ben kanaldan fikir almıyorum. Ben kanaldan benim kendi fikrim. Kendi. Benim kendi fikrim. Ne kanalı ya? Siz kanaldan alıyorsunuz fikrinizi. Ben kanaldan almıyorum. Benim kendi fikrim, şimdi gördüğüm 20 senede bu ülkenin nereden nereye geldiğini bu millet inkar ediyor. Onu bir bu millet nankördür. Üst üste konuşmayalım. Herkes fikir. Ben de diyorum ki 3 maaş alan var mı yok mu? 20 yıldır bu ülke nereden nereye gelmiş? Bakın şunu söylüyorum. Nereye gelmiş? Şimdi, benzine giremez hale gelmiş. Ya sen benzin evinde alamıyor. Ne yakıyorsun? Doğalgaz yakıyorum. Yakacağım elbette. Ya. Daha düne kadar kendime Seyit Ömer kömür alıyordunuz. Birbirinize bir at arabası kendime kömür almak için yumruk atıyordunuz bu memleket. 20 yıl önce Türkiye'de doğalgaz yok muydu? Yoktu. Yok muydu? Yoktu. Neyse, evet. Sakin konuş. Yoktu abi. Bu memlekette doğalgaz yoktu. Doğalgazı kendime şuradan Seyit Ömer kömür için at arabacıların karşısında birbirimize yumruk döşedik. Biz bu memlekette şimdi uzaktan kumanda, uzaktan kumandayla evi ısıtıyoruz. Bak. Her evde 3 tane şimdi telefon var diyor. Sen şimdi bu millet birinci katta otururken şey gece kondu da 10. katta oturuyoruz. Bak şimdi. Layık görmüyor herkesin kendine? Herkesin bir arabası yokken, motosikleti yokken bir evde 2 tane araba var. Herkesin 3 tane arabası var. Olacak. Niye olacak layık kardeşim? Daha önce Türkiye Cumhuriyeti 100 sene kendine olmuş kurulalı. Sen kendine layık tahtadan tahtadan köprülerden geçerken şimdi süper devletler arasına girmişiz. Neresi size şunu süper söyleyeyim. Tabii. Neresi süper devlet? 8'e inmiş. Merkez ya Bankası'nın şeyi sen daha gidiyorsun. Vallahi arabadan attan batmış. Kardeşim ya, hastaneden geliyorum. 20 lira para aldılar ilaçtan. Hani yoktu bedavaydı. Bırak arkadaşım bırak. Bu memlekette var ya, bu memlekette tek adam devri bitmiştir. Bitti o kadar. Ya bırakın kardeşim. Siz bir zaman bu memlekette var ya, kimse var ya, şunu oluyor, şunu oluyor, şunu oluyor, arabası varmış, atı varmış da ne bileyim ne var. Ya bırak arkadaşım ya. Bırak bu memlekette atı olan, arabası olan, ne bileyim ne olan şey değil. Tabii evet, herkesin maaşı. Kaç tane maaş alıyorsun? Bana çıkış. 10 tane maaş mı alıyorsun? Yok. Bana ne çıkışı? Şey sen ne çıkışı? Bana çıkışma kardeşim, bana anlatma. Oturmuşum buraya, arabası varmış da, atı varmış da. Ne olacak? Çıkart lan, 500 lira çıkart. Çıkart hadi. Ya sen kardeşim, sen ne yapacaksın? Çıkart, çıkart, al. Buyur. Ya. Buyur. 10 lirayla geziyorum. 10 lirayla. 2 tane maaş gidiyor. Belki 10 lira gidiyor. Koydan gelirim var. 10 lira maaşla gidiyorum. 10 lira. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaş burada var ya, oturmuş ahmak kesiyor. Ne ahmak kesiyor? Bunun var ya başka şey olmaz. Olanı söylüyorum. Olanı söylüyorum. Olan. Ya emekliyim diyorum. Olan bu işte. 2 tane maaş gidiyor diyorum arkadaşlar. Harcama az ye. 10 tane telefonun var evinde. 10 tane telefonun var. Bir sürü parti var. Bir sürü telefonu sağ telefonu da kurtarıyorsa. Abi bırak. Buyur. Tamam, herkesin bir telefonu var. Allah şimdi arkadaşım bu kadar katta var ya. Herkes var ya. Acınlar ya. Çoğu çoğu. Bak şöyle bir hesaba. Kaç tane dolar var ya? Bir dakika. Beni bir dinle. Dolar var ya. Dolar var ya. Dolar 10 lira olmuş. Merkez Bankası şeyi eksise gidermiş daha burada ahmak. Ya Merkez Bankası'ndan senin ne haberin var ya? Senin ne haberin var Merkez Bankası'ndan? He? Gel Hüseyin. At. Burada konuşalım. Yeter, gündemi oluşturduk biz, siz devam edin artık. Sen A kanalı dinlemeye devam et. Sen de her ulusalı şeyi, dinlemeye her devam. Her şey kulluk. Sen de ulusalı dinlemeye devam. Fox TV'ye ulusal sen devam. De ulusalı dinle. Sen de Fox TV'yi dinle. Her şu ulusalı dinle. Kendime layık görmüyorsan ben bu memleketi terk ben edeyim. De görüyorum kardeşim, bende de dağ kralı var, ben de yok, görüyorum. Yok. Sen diyorsun ki her evde 3 tane var. Tabii canım. Araba var. Araba olacak. Eskiden 13 tane uçağı olan var. Vardı. Bu memlekette 13 uçağı olan var. Kimin uçağı? CHP'ye veriyor. Kimin 13 uçağı varmış ya? Kimin neredeymiş de? Nereden duyuyorsun? Kimin ne uçağı varmış kardeşim? Kimin ne uçağı varmış? Bilirim ben. Beni iyi biliyorum. İyi biliyorum ben. Bu memlekette fakirlik edebiyatıyla Renault'a binip de ondan sonra milletin karşısına getirip eli göğen devlet başkanı da gördük biz. Tamam mı? Sen devam et. A kanala de. Şimdi de koçlar gibi, yiğitler gibi 1000 tane korumayla geçen devlet başkanı gördük biz. Varsın olsun. Yıkamayacaksınız.
Allah da yıkmayacak, kulu da yıkamayacak. Sizin gücünüz yetmeyecek. Tamam. Tamam, sizin gücünüz yetemez. Bırakın kardeşim, bu işler öyle değil. Biz bu millete 20 sene hizmet ettik. Şu topraklı yoldan gidiyordunuz. Ne olmuş? Tamam mı? Hadi baba. Hadi. Teşekkür ederiz. Bize kimse laf yetiştiremez. Yaptıklarımızı 20 sene anlatsak, bunların da 100 senedir bu millete yaptığı zulmü anlatsak, bu millet bunları biliyor. Bunlar biliyor bu millet. Buyurun. Kendi biz memleketimizde Suriyeli olduk, biliyor musun? Bu ayrı mesele. Bu ayrı mesele. Tamam. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Ben biz mi yaptık? Kim yaptı? Kardeşim, o bir dünya siyasetidir. O bir dünya siyaset. O bir dünya siyaseti. Yeter. Beni fazla konuşturma. Biraz da başkalarını. Dünya siyasetiymiş. Hırsıza, size soralım. Hırsıza oyu yok. Ne soruyorsunuz? Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündemimizde enflasyon var. Enflasyon. Millet bak, sokakları görüyor musunuz? Dilenciler ne kadar arttı. Nereden geldi bunlar? Ama geçen abimiz de mutluyuz diyor. O kendisi mutlu. Hırsızlardan nemalandığı için mutlu. Nemalanıyorlar. Burada mutlu olan herkes bir şekilde bulaşmış. Tamam mı? Bu hırsızlık çarkına bulaşmış insanlar. Bir şekilde. İhale veriyor. Şurayı kazıtıyor, beyaz yapıyor. Ondan sonra bir öbür sene siyah yapıyor. 1 liraya mal ediyor, 10 lira cebe atıyorlar. O avaneler, etraftaki avaneler var ya. İşte o mutlu olanlar da o avaneler. Tamam mı? Yapılan her işlemde o avanelerin, o hırsızlık tayfasının cebine gidiyor. Yani siz ekonomik durumdan şikayetçisiniz. Tabii canım, tabii. Var mı şikayetçi olmayan sorun? Vallahi şikayetçi olmayan var mı? İşte sorun, başkalarını da sorun. Aynen abi, hepimiz şikayetçi. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Çok kötü yani. İnsanlar çok perişan. Yani şimdi herkes konuşuyor, her şey bir şey söylüyor da. Çoğu da hani bir yanında kamera çekiyor ya. İşte şey olmayayım diye. Çekiyor bak, böyle konuşmuş diye. Çoğu korktuğundan öyle konuşuyor. Normalde korkmadan şurada konuşsa herkes durumdan şikayetçi yani. Şikayetçi olmayan bir Allah'ın kulu yoktur bence yani. Abi yani her şey belli yani. Piyasa belli yani. Çok kötü yani. Markete gidin bir alış, bir bakın ya. Yağ 100 milyon olmuş ya. Şimdi diyorlar ki, buyurun. Abi her şey pahalı, iyi de yani ne ucuz ki, bana bir şey ucuz de hadi. Hiçbir şey değil yani, ne normalinde. Yani? Ben 48 yaşındayım. Kafa tutuyor oraya. Nereye kafa tutuyorsun? Nereye kafa tutuyorsun? Abi bırak ya. Kafa tutuyorsun diyor. Öğretim üyelerini dinlemek abi, sen yaklaşıyorsun. Türkiye önemli, Türkiye. Benim vatanım önemli. Bu yiyecekten 5 kilo ya 100'e çıkmış. Ondan önemli. Benim vatanım önemli. Abi vatan hepimiz için önemli. Vatan hepimiz için önemli. Elbette bir gün aktaracak hükümet. Bir de o tarafından. Hiç. Ya o taraf, biz her tarafından bakıyor. Çok biz millet perişanmış. Nerede perişan? Aç adam göster bana bakayım. Allah Allah. Cebindeki telefonu çıkart. Abi. Çıkarayım hemen. 2 milyarlık telefon. Yeter. Ben vatanımı düşünürüm. 5 kilo yaşı olmuş diye düşünürüm. Telefon lüks mü? Telefon çıkar. Telefon lüks çıkar. Abi. Ne kullanmalı insanlar peki? Ne kullanacak? Daha ucuzunu kullansın. Ne kullanacaksın? WhatsApp'ın var. Kardeşim, herkes teknolojiye uyacak diye bir kaide yok. Allah'ın izniyle koş gibi herkesin karşısında dikiliyor, dinleniyor. Abi dikilmesine. Tamam mı? Tamam mı? Biz dikilmesine bir şey demiyoruz. Ne diyorsun daha? İç piyasaya bak. Suriye gibi mi olak? Suriye'de yani. Irak gibi mi olak? Libya gibi mi olak? Çok güzel konuşuyor. Hemşerim, dış devletlerde biz Ecevit'le böyle duruyoruz. Ben nerede? Ecevitçiydim ya. İMF nerede İMF? Geçtiğinden bahset. Sen 70 yaşından bahsediyorsun. Sen Ecevit böyle. Ecevit gençliğinde öyle miydi? Kıbrıs'ı kim aldı? Yaşın küçük sen bilmem daha. Aldı? Babana sor. Dedeme sor. Yaşın küçük de ben internetten araştırıyorum her şeyi dayı. Siz bellemişsiniz. Yaşın geç, şeyin geç. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben anlamıyorum yani. Yaşın genç de. Yaşı genç olanlar da araştırıyor yani şu an. Tamam da millet de bildiğini söylüyor ama sana. Abi bildiğini söylüyor da. Bildiğini şimdi şöyle bir şey var. Şimdi neyi söylüyorsun? İktidar değişse şey mi olacak? Anlamadım. Bak işte ben onu diyeceğim bak. Şimdi iktidar değişse biz eski düzene mi geçeceğiz? Destek daha kötü olur. Dayıcım sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Ben diyorum ki iktidar değişse. Yemeğe kuyumaya ya. Mazot var mı? Buluyor. Alıyor. Niye almıyor? Alıyor. Hadi isterse 200 bin liralık alma gücü var. Ben ekmek getirmeye adam bulamıyorum yemiyesiyle. Nasıl fakirlik var? Hayır, adam bulamıyorum. Parasıyla. Boşamdan kazanıyor. Yok, boşamda oluyor her şeyde. Arapların, Afganlıların vatanı oldu. Buyurun. Tamam, biri de onu diyor. Biri de benim evim. Bir daha söyle.
Iraklıların, Afganlıların, Suriyelilerin vatanı oldu. Biri de benim. Bak yalnız yaşıyorum. Daha bir Allah kulu devletten gelip de bu bayan yalnız yaşıyor. İhtiyacı mı var? Oğlum yok, kızım yok, anam yok, babam yok. Babadan bir maaşla geçinen insanım. Bulamadığın devirde işte kadar bu. Yer satılmadı bu ülkede. El kadar yer satılmadı. Kimse yok. Iraklılardan, Afganlılardan vatanda kimse yok. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size soralım. Son olarak. Abi şimdi Kırıkkale'de emekli şehir olduğu için insanlar geneli yaşlı, herkes halinden memnun. Özellikle emekliler. Emeklinin bir evi varsa, bir de emekli düzenli maaşı varsa Allah'ına şükrediyor abi, her şey iyi diyor. Bir çocuk okutsun da koruyayım ben hadi. Bir çocuk okutsun hadi. Okutabiliyor mu hadi? Abi memnun, aha. Aha dayıma baksana, dayıma kuşma yetiyor. Eskiden kitap defter alamıyordu. Şu çocuklar yok, onun da kitap defter. Kitap mı alamıyor? He vallahi. Okuyanlar nasıl okudu? Vallahi bulamadık bak. Okuyanlar nasıl okudu? Dayı okuyan... Kitabı alamıyordular. Dayı zaten eskiden... Allah Allah. Dayı okuyanlar nasıl? Eskidendi. Şimdi ben anlamıyorum şunu ya. Eskiden diyorsun ya sen. Şimdi düzen değişirse eskiye mi dönecek diyorum ben. Niye dönelim eskiye? He ben onu diyorum işte. Değişirse eskiye mi döneceğiz yani? Hep eski diyorsunuz yani. O eski ne ya? Ben getirek demiyorum dayı. Bak ben şunu şey savunuyorum. Adamın sorduğu ben, soruya cevap veriyor. Getirek demiyor ki. 80 dışa bağımlı silah alınıyordu. Şimdi bak kendimiz yapıyoruz. Nerede bu hükümeti iyice de kötülemeyin. Nerede ya. Yapıyorsun dayı silah? Fabrikada yapıyorsun. Nerede yapıyorsun? Bana şurada yapıyorsun. Yapıyor. Nerede yapıyorsun hani? Türkiye'de yapıyor. Makine kimyayı da sattılar ya, ha. Kim sattı? Özelleştirdiler. Nerede alıp götürdüler mi? Ben kasabım abi. Kasap mısın? He. Kasapsın da daha neydi, işin var, gücün var, sen neyin peşindesin? Abi ben işim yok demiyorum ki. Ben piyasa kötü diyorum. Yani düzen kötü diyorum yani. Sen neyi ona... var? Bana düzeni kötü neyi var? Ha, nasıl neyi var dayı ya? Sen bana neyi söylüyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Ben geziyorum. Geziyor mu? Evet, sen çalışmadan halde... para kazanmak istiyorsun. Aynen öyle yapıyorlar. Aynen öyle dayı. Çalışmadan aynen. Kimse para kazanamaz dayı. Çalışmadan kimse para kazanamaz. Bu 70 lira mesela, 60 lira, 70 lira. Bir de ön sıradalar. Vay efendim şeyden, Irak'tan gelmiş, vay Suriye'den gelmiş. Gelsin ne olmuş, Müslüman değil mi? Gelsin. Onlara da yetiyor, bize de yetiyor. Arabalıyor mu bir tane? Ya senin sınırında yiyelim, sınırında gelmiş adam. Ne olur? Herkese gidecek o zaman. Ya sen... Şimdi bahar ya, sen almıyor. Ya alma, alıyor, nasıl almasın ya? Almıyor, mecbursun abi. Müslümanlık öyle olur abi, almıyor, mecbursun. Niye mecbursun? Mecbursun abi, almıyor. Devletler ne diyor biliyor musun? Ben parasını vereyim diyor, bana getirme benim ülkeme diyor. Baba senin sınırın mı abi? Sınırın da la. Ya Afganistan bizim sınırımızda mı? Benim sınırım da nerede? Afganistan. Hazırda ne olacak? İran'ın kıyısında işte. İran'la sınırımız ama Afganistan'la. İşte. Afganistan. O da ya. O da hudutta. Yok, vallahi hudutta da hudutta. Nerede hudutta? Hudutta da hudutta. Emekli şehir olduğu için herkes halen, emekliler özellikle halinden memnun. Biz de eskiyi görmüşler yani, eskiden gelecek yani. Şeyden giriyor. Yani Kırıkkale'de bu şeyde şey yapamazsınız yani. Çoğu böyle yani yaş ilerlemiş insanlar genelde memnun yani, onu söyleyeyim. Peki. Ama gençlere sor. Tam ihtiyarlar yani, özür dilerim, ihtiyarlar demeyeyim de yaşı büyük olanlar hep eskiyi örnek veriyor değil mi? Eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi. Gençlere tut abi mikrofonu. Gençler memnun mu halinden? Ben onu diyeceğim. Peki. Başka da bir şey demiyorum. Peki. Size soralım. Gündemimizde ne var diye soruyoruz. Gündemimizde ülkenin durumu var. Malum gündemimizde mülteci durumu ve ekonomi durumu var. Daha çok ekonomi, alım gücü gittikçe daha da kötüye gidiyor ve az önce dayının birkaç tane cümlesine denk geldim. Ya gelsin Müslüman ne olacak vesaire gibisinden. Bunun bu tarz durumlar ortaya çıktığında din karıştırılmamalıdır. Birincisi laikliğe aykırıdır zaten. Diğer bir ikincisi de zaten sen o Müslüman diye aldığın adam geçenlerde gündeme çıktı. Bilmiyorum haberiniz var mı ama amcamız diyor ki ben diyor muz yemiyorum diyor. Ülkenin dışından gelen mülteci Suriyeli, Afganistan geliyor burada muz yiyor diyor. Ve bunun üstüne farklı sosyal medya platformlarında Suriyeli, Afganistan gibi insanlar alıyor, muzlu adamla dalga geçiyor. Bu yani ikinci plana düştüğümüz ama kendi ülkemizde ikinci plana düşüyoruz. Azınlık durumuna düşmeye çalışıyorlar. Dışarıdan gelen insanlar bize dalga geçmeye başlıyor. Almanya'yı kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Ya Almanya'ya git bir sor bakayım, orada adam senin neyini kıskansın? Senin bindiğin 30 yaşındaki arabayı 40 milyara sattığını mı kıskansın, yoksa buradaki mültecilerden geçilmeyen sokaklarını mı, yoksa milletin karşısına kızına bakan mültecileri mi kıskansın? Almanya niye almıyor? Ya da Yunanistan'a kapıları açtık. Yunanistan niye öyle sert bir tepki verdi? Adamlar biliyor çünkü bizden fevz alıyor. Lan bunlar burayı aldı, böyle kötü duruma düştüler. Biz almayalım diyorlar. Bu kadar basit. Başlamış. Özellikle şu jenerasyonun internet okur yazarlığını arttırması lazım.
artık haberlerde sürekli hiçbir şekilde objektif haber yapılmıyor. Bilmiyorum siz nasıl yayınlayacaksınız ama siz de mesela bu işi yaparken zan altında kalıyorsunuz. Haberlerde görüyorsunuzdur. Ceza alıyorlar vesaire. Ve internet okuryazarlığın artıp ya internetteki Twitter'a bir girip okusunlar, yazsınlar ya. İnsanlar ne paylaşıyor? Haberlerde görmedikleri o kadar çok haberler var ki A Haber'i kapatsınlar artık bir yani. A Haber'i izlemeyin. Bunlara demek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz var mı? Efendim? Eklemek istediğiniz var mı? Yo, insanlara tek ricam artık uyanın yani. HDP'ye yakın olan partileri Türkiye istemiyor diyeceksin. Onu da söyleyeceğim. HDP'ye yakın olan partileri bırak da abi Barzani ile kol kola gelen partileri istiyor musunuz o zaman? Onu da istemiyoruz, onu da istemiyoruz. O zaman ona da oy vermeyeceksin abi. Onların aklı başına geldi yalnız. Onların aklı başına... Sen eğer devletlik, devletin onlar üst... darbeyi yedi oradan, sen... ötekiler daha akıllanmadı. Oradan sen eğer devletin üst kurumlarında çalışan bir bireysen, senin hata yapma gibi bir lüksün yok. Yok kandırıldık, yok şöyle bir süreç işledik. Böyle bir şey yok yani. Ya, memleketin başında neler geldi, neler geçti gitti yanım. İnternet çağındayız abicim. Siz tamam yaşamış olabilirsiniz de biz de araştırıp bunları öğrenebiliyoruz yani. Ya, HDP ile yol yürürsem o zaman Kürdistan diyor bak Meral Akşener'e. Tamam, onu ben de gördüm. Dedin değil mi? Evet, ne demek Kürdistan? Kürdistan ya cehennem olsun gitsin başka bir yerde yaşasın. Tamam ben de Allah Kürdistan. Allah. Bazı şeyleri bilmiyorum. Az önce demek istediğim şey, bir şey söylendiği zaman laflar hemen farklı yerlere çekiliyor. Ya ben burada tutup da 40 ne... senedir çocuklarımız ölüyor. Ama sene, tükenmiyor. Tamam. Dıştaki mikroplar var ya, evet. Amerika olsun, Fransa olsun, Rusya olsun. İşte böyle bizi zor duruma düşürüyorlar, tamam mı? Dış güçler bizi bu hale getiriyor. Abi canım ya Allah Allah. Hiç içeriden hiçbir sıkıntımız yok değil mi? İçeride de işte HDP sıkıntısı var. Sadece HDP. Evet. Peki. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, bence bitirelim, sağ olun.